Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle konu başlıklarımıza kısaca bakalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda yeni ay doğuyor. Mars ve Merkür ayın ilk yarısında gerilemesini sürdürüyor. İkinci yarısında artık retrolar bitiyor. Evet, detaylara bakalım. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının etkileri ayın ilk yarısında şekillendirmeye devam edecek. Sizin için gelecekle ilgili iş projeleriniz olabilir. Biraz daha böyle ekip çalışmaları, arkadaşlarla ilgili konular, sosyal alanda, toplumsal alanlarda yapılacak işleriniz, hedefleriniz ön planda. Yengeç burcunda 7 Ocak'ta bir dolunay var. Sizin için çok keyifli bir dolunay bu. 5. evinizi aydınlatıyor olacak. Duygusal ve romantik bir dolunay. Uranüs'ün de keyifli bir enerjisi var. Bu da sürprizlere de açık olabileceğimizi gösteriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa üçgen açı aldığınız için sizin için şans dolunayı olduğunu söyleyebilirim. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa dolunay etkili olacaktır, belirleyici olacaktır. Bu dolunay maddi manevi şansa ihtiyacınız olan alanlarda size sürpriz şanslar, destekler getirebilir. Aşk ve romantik hayatınızı etkiliyor. Aşık olabilirsiniz ya da hoşlandığınız kişiden sürpriz geri dönüşler olabilir. Bazı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dolunay. Bunlar geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayında başlamış konular da olabilir. Çocuklarınızla ilgili güzel etkiler var. Bu dolunay çocuk sahibi olmakla ilgili, hamilelik, doğum gibi konularda etkili olabilir sizin adınıza. Ve kişisel yeteneklerinizi ifade etmek adına, başkalarının dikkatini çekmek adına, mesela sanatsal bir beceriniz olabilir, ilgi duyduğunuz bir hobiniz olabilir. Hani bunları geliştirebileceğiniz, bunlarla ilgilenebileceğiniz süreçler gündemde olabilir. Geçmişle ilgili konularda olabilir bunlar. Yani yarım kalmış bir hobinizdir bu. Hatta ilişkiler alanında işte geçmiş yarım kalmış bir ilişkinizdir. Bunu tamamlama fırsatları karşınıza çıkabilir. İşte bazı böyle gerçekten ruhsal anlamda birlikte olduğunuz ama görüşemediğiniz kişilerle bu dolunay sizi bir araya getirebilir. Hoş, romantik, ruhsal enerjilerin, sürpriz etkilerin, hak edişlerin gündemde olduğu çok güzel bir dolunay. Evet, ve Merkür Oğlak burcunda geriliyor ayın ilk yarısında 17 Ocağı kadar. Mars İkizler burcunda geriliyor 12 Ocağı kadar. Mars özellikle sizin için Ekim sonundan bu yana biraz sıkıntı yaratmış olabilir. İşte huzursuzluk veriyor. İç dünyanızda, duygusal dünyanınızda yıpratıcı bir etki bu. İşte evde sizi huzursuz edilen koşullar oluşmuş olabilir ki hala devam ediyor olabilir. Belki ailenizle, annenizle, babanızla bir şeyleri tartışıyorsunuz, anlaşmaya çalışıyorsunuz, bir ailevi konu var ama bunu çözmekte zorlanıyorsunuz. Enerjinizi eve, yuvaya, yerleşim alanlarına harcadığınız bir dönem. Bu bir süre devam edecek. 12 Ocak'tan sonra Mars düzelecek 8 derece İkizler burcunda. Ama Mars sonuna kadar bu alanda. Yani sizin eve, yuva, aileye, özel hayatınıza harcadığınız enerji Mart sonuna kadar devam edecek. En azından 12'sinden sonra. Retro biteceği için biraz daha belki mücadele ettiğiniz alanlarda çözüm bulmanız, daha sağlıklı adımlar atmanız mümkün görünüyor. Yani sonuçsuz kalması söz konusu olmayacak bu dönemde. Yani evet, retro dönemi sizin için daha sıkıntılıydı. Ama Mars düzenince biraz daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Yani evde yapılacak işler, düzenlemeler varsa bunları daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayın 17'sinde Merkür Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Bu nedenle günlük hayatımız Merkür'ün de düzelmesiyle beraber 17'sinden sonra hızlanacak artık. Daha rahat ilerleyeceğiz. Yaşadığımız iletişim sorunları geride kalacak. Bu nedenle işte bir anlaşma, sözleşme, kontrat falan imzalamanız gerekiyorsa veya önemli kararlar vermeniz gerekiyorsa, önemli toplantılar, görüşmeler de olabilir. 17 Ocak sonrası bunları daha rahat ilerletebilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçecek ve 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay var sevgili balıklar. 12. evinizde doğacak bu yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslında balık burçları çok da fazla etkilenmeyebilir. Eğer kişisel haritalarınızda 0 ile 5 derece arasında sabit burçlarda Kova, Aslan, Akrep, Boğa,
Yani bu burç derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan etki alabilirsiniz. 12. ev yeni ayları daha sakin, daha geri planda kalan konularla ilgilidir. Hani biraz yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde sakinleşmek, dinlenmek, biraz geri plana çekilmek, kendimizle ilgilenmek söz konusu olabilir. İşte manevi konulara, ruhsal konulara, yardımlaşma temalarına, sağlık, kişisel bakım gibi konulara bu dönemde yönelebilirsiniz. Vakit ayırabilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.